Zayıf bırakılmış mazlumlar için yapması gereken ve onları zulümden kurtaracak en etkili mücadele, zulme sebep olan ideolojilere karşı fikri bir mücadele ve İslam birliğinin sağlanması için gayret etmektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla mücadele edin. Şayet vazgeçecek olurlarsa şüphesiz Allah yaptıklarını görendir. Yeryüzünde fitnenin kaynağı Darwinist materyalist ideolojilerdir. Darwinist materyalist ideolojilerin fikren ortadan kaldırılmasıyla hem fitneler son bulacak hem de İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasının yolu tamamen açılacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. Allah, dinsizliğin kaynağı olan Darwinist, materyalist ideolojilere karşı Müslümanların birlik olup fikri olarak karşı koymalarını bildirmiştir. Bu karşı koyma, söz konusu ideolojileri etkisiz hale getirecek bilimsel çalışmalar yapmakla mümkün. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Müslümanlar ateizme, dinsizliğe ve bunların fikri zeminini oluşturan Darwinizme karşı ilmen mücadele ederken birlik olmakla yükümlüdürler. Bu ayetlerden ve Kur'an'ın genelinden açıkça anlaşıldığı gibi Müslümanların birlik olmaları, kardeşçe bir sevgi ve şefkatle birbirlerine bağlı olmaları, çekişip tartışmamaları, birbirlerinin velileri ve dostları olmaları, birbirlerini her koşulda koruyup kollamaları, birbirleriyle istişare halinde olmaları, birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf halinde inkara karşı ilmen mücadele etmeleri farzdır. Bu durumda tüm bunların aksi bir tutum sergilemek, yani birleştirici değil ayırıcı olmak, Müslüman kardeşlerine sevgiyle ve şefkatle yaklaşmamak, Müslüman kardeşlerine karşı affedici, koruyucu ve kollayıcı olmamak, inkara karşı verilen ilmi mücadelede Müslümanlarla kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlamamak haramdır.